<applause> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين ربي نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن يحضرون رَبِّ اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي اللهم ارزقنا حفظ المرسلين والهام الأنبياء وفهم الأولياء بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم آجرا كبيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز مهتلام Faziletler Medeniyeti programının seyircileri, bu derslerin takipçiler olan kardeşlerim, muhterem büyüklerim, kıymetli genç kardeşlerim. Allah hamdolsun. Yine bir cuma gecesinde beraberiz. Ve bu gece çok önemli bir konu olan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim okumanın, okutmanın faziletleri hakkında sohbeti arz edeceğiz. Cenab-ı Hak bütün Müslümanların dertlilerine hayırlı acil devalar, hastalarına hayırlı acil şifalar, borçlularına rızasınca, lütuf ve keremince kolaylıkla ödemeler, müşkilatlarına da hayırlarla haller ikram eylesin. Amin. Geçen hafta programımız banttan yayın idi. Canlı yayın yapamamıştık. Zira annem hasta demiştim siz değerli kardeşlerimize. O vesileyle Ankara'daydık ama bugün huzurunuzdayız. İnşallah hastamıza da dualarınızı istirham ederek bu gecenin feyizle, nurla Allah Resulü'nün mübarek hadislerinin bereketiyle dop dolu geçmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederken yalvarıyoruz Ya Rabbi. Dinimiz, dünyamız ve ahiretimizde, dinimiz, dünyamız ve ahiretimizle alakalı her hususta bizi rızanca en güzel şekilde Kur'an'ından faydalandır, feyizlendir Ya Rabbi. Ve öylece de son nefes ne kadar rızanca Kur'an'ına Kur'an'la gönderdiğin hidayete, davaya, yola, ilme, maneviyata, adalete, hükme ve hikmete, esrar ve havasa, hayırlara hizmet ettiriver ya Rabbi. Amin. Aziz kardeşlerim, Hz. Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da buyuruyor ki, Estaizu billah, İnne hâzel Kur'âne yehdî lilleti. Şüpheniz olmasın ki, bu Kur'an kendisine uyanları kendisine uyanları Allah'ın razı olduğu en doğru yol olan hidayet yoluna, o dinin hidayet yoluna hidayet eder. Ona kavuşturur bu Kur'an. Ve salih amellerde bulunan müminlere de çok müjde verir ki onlar için muhakkak bir mükafat vardır. Demek ki kardeşlerim Kur'an kendisine uyanları hidayete ulaştırır. Allah'ın salih kullarına da müjdeler verir. Kimdir salih kullar? Hidayete ermeden salih olmak mümkün müdür? Değil. Onun için Hazreti Allah önce hidayetten söz etti. Hidayetin yolunda Kur'an'dan geçtiğini beyan etti. Ardından da o hidayete tabi olanların salihler olduğunu ifade buyurdu. Demek ki müjdelere nail olmak için birinci adım hidayet rehberi Kur'an'la hidayetlenmek ve o rehbere tabi olarak Allah'ın razı olduğu amelleri işleyerek Allah'ın müjdelediği kullar arasına girmektir. E benim elimde Kur'an, bir yandan Kur'an okuyorum ama kalbim fitne fesatta film fırıldakta, yalan dolanda, gıybette, iftirada, haramda olursa e ben o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştu ki bu Kur'an var ya bu Kur'an. Nicelerine şefaatçidir, nicelerinden de şikayetçidir. Bir başka hadis şeriflerinde bu Kur'an kimilerine lanet eder diyor. Bu Kur'an'ın nice okuyanlar vardır ki boğazından aşağıya inmez diyor. Ya Rabbi öylelerinden olmaktan sana sığınırız Allah'ım. Amin. Demek ki Kur'an'ın şahit ve şefaatçi olduğu şikayetçi olmadıklarından olmak için o hidayet rehberine gönül hoşnutluğuyla tabi olmamız elzemdir. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Hazreti Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Yelkeli kitabı arayıb fi, ödül müttakin. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki, kendisinde Allah'ın katından gönderilmiş olduğunda hiçbir şüphe yoktur. Bir harfinin bile Allah'tan geldiğinden şüphe yoktur. Ve o Kur'an var ya bu Kur'an, takva sahipleri için dost doğru yolun hidayetin ta kendisidir. Müttekiler için hidayettir. Allah'tan korkanlara Kur'an hidayettir. Ama Allah'tan korkmasa Kur'an'ı değil okumak ezberlese dağda taşta bayırda hayatında sürekli Kur'an olsa ve fakat takva yoksa o Kur'an'la gönderilen hidayete tabi olamamıştır demektir. Kur'an'la gönderilen hidayetten nasiptar olmak için o hidayete tabi olmak, o hidayetin gereği olan takva kültürüne sahip olmak. Takva neydi? Allah'tan korkmak, Allah'tan haya etmek, Allah'ı sevmek, onun koyduğu hudutlara dikkat etmek, hudutlarını aşmamak, hudutların içinde onun rızasına uygun ölçülerle yaşamak nefsinin değil Rabbinin kulu olmaktır. Hesap gününe gideceğini yalanının da numarasının da filminin de dolanının da tuzağının da hilesinin de gıybetinin de gafletinin de cehaletinin de ibadetsizliğinin de haramının da bütününün bütününün karşılığını görecek. İşte takva sahibi bu şuurla hareket eden kişidir. Aziz kardeşlerim Kur'an nedir? Kur'an'ı aslında tarife kalksak ayları, günleri, yılları alır. Kısa ve özet bir takım ayetlerin işaretleriyle Kur'an'ı anlamaya, tanımaya çalışalım. Kur'an hak ile batılı birbirinden ayıran bir sözdür. Allah'ın sımsıkı sarılması lazım gelen sağlam bir ipidir. Evet kardeşlerim, dünya okyanusunda boğulmamak, o okyanusta gezen balinalara yem olmamak için Allah'ın ipine, Kur'an'a hablimmetin, hablullah olan Allah'ın ipi olan Kur'an'a sarılmak lazımdır. Ve yine Kur'an'ın ifadesiyle, Allah Kur'an'ı dertler için deva, kalplerin pasını silmek için cila, ders almak isteyenler için öğüt ve nasihat, hak dava için hidayet rehberi, abidler için feyiz kaynağı kılmıştır. Öyleyse aziz kardeşlerim, Din, dünya ahiretimiz için hayrın kaynağı Kur'an-ı Azimüşşan'dan istifade etme hususunda Müslüman son derece gayretli olması elzemdir. Bakın değerli Müslümanlar. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki El Kur'an efdalu min kulli şeyin dünellahi Fadlu'l-Kur'an ala sa'idil-kelame kefadlillahi azze ve celle ala halqihi subhanallah. Kur'an var ya Allah'ın dışında, Allah hariç Allah'tan başka her şeyden eftaldir, faziletlidir. Kur'an'ın diğer kelama, diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın yarattıklarına olan üstünlüğü gibidir. Allah yarattıklarının ne kadar üstündür? Allah'ın sözü de diğer sözlerden o kadar üstündür. Onun için Müslüman'ın bütün sözleri Allah'ın ayetlerine, o ayetlerin tefsiri olan Habibine vahy edilen, vahyi gayrimetli olan hadislere dayanması lazımdır. O zaman kişi Cenab-ı Hakk'ın Cenab Hakk, Cenab Hakk rızasına nail olmuştur demektir. Aziz kardeşlerim, Kur'an öyle bir kitap ki, Efendimiz sattu Vesselam İmam Deylemi naklediyor. En nazaru fi kitabillahi teala ibadetun. İmam Deylemi naklediyor. Kur'an öyle bir kitaptır ki, ona bakmak bile ibadettir. Ona bakmak dahi ibadettir. Mümin mutlaka Kur'an'ı öğrenmeye Allah ile arasındaki en önemli bağ olan, en önemli bağ olan, en önemli irtibat zinciri olan Kur'an'ı mutlaka Müslüman okumayı öğrenmelidir. Müslüman onlarca gazete, dergi, mecmua hatta birçoğu rahmani dahi olmayan, lehvel hadis olan o kadar çok şeyler okuyorken Allah'ın kitabını Allah'ın sözlerini okumayı öğrenmez. Onun anlamını beyan eden ehli sünnet alimlerinin tefsirlerini okumazsa o Müslüman ziyandadır, zarardadır, kayıptadır kardeşlerim. Bilmiyorsak dahi bilene kadar, öğrenene kadar açıp böyle abdestli bir şekilde aziz kardeşlerim Kur'an'a bakalım. Bazı hainler, bazı dalalet ehli, bazı sapkınlar ve kaçkınlar abdeste abdestsiz Kur'an'a el vurulacağını söylüyorlar. Kardeşlerim, nasıl ki adı kimlik cüzdanında Müslüman yazılı olduğu halde İslam'ın düşmanı olanlar varsa adı İslam'ın oğlu olanlar olduğu halde İslam'a hıyanet edenler varsa maalesef bunlara kanan cahillerin de varlığı bir vaka. Asrımızın, asrımızın, kardeşlerim, Dört mezhep imamı. Hani bu yeni yetmelerin bir kısmı mezhep imamlarını çok beğenmiyorlar. Vallahi azim onların mürekkebi dahi olamazlar. Onlardaki ne imandan, ne ilimden, ne firasetten, ne anlayıştan, ne takvadan, ne haktan, ne hukuktan, ne hayadan, ne maneviyattan, ne edepten, ne ibadetten, Emin olun Allah'a bunlara, bunlarda miskal kadar belki ancak nasip vardır. Ümmetim için en çok korktuğum sapıtmış ve sapıttıran alimlerdir diyor Efendimiz Aleyhisselam. Asrımızın en büyük fıkıh alimlerinden Vehbe Zuhayli çok güzel ifade ediyor. Bugün baktım tefsir-ül buraya gelmeden önce Öyle ifade ediyor. Neredeyse diyor ümmet Muhammed'in alimlerinin tamamına yakını icma etmiştir ki abdestsiz Kur'an'a el vurulmaz. Siz bakmayın kardeşlerim. Televizyonlarda şöhret için, menfaat için, gündem olmak için insanların nefsinin hoşuna giden fetvalar da atanlar var. Onlara göre güya biz abdestli Kur'an'a el vurulması lazımdır dediğimiz için insanlar Kur'an'dan uzak kaldı diyorlar. Haşa. Peki onlar abdestsiz Kur'an'a el vurulur dediler de insanlar hepsi sabahtan akşama kadar Kur'an'la mı meşguller? Yalan. Yalan. Bu dini tahrif etmektir. Unutmayın kardeşlerim. Yahudilik dinini Tevrat'ı, Hristiyanlık dini olan İncil'i, kaynaklar olan kitapları cahiller değil, sapıtan alimler tahrif edip bozdular. Yoksa Allah'tan geldiğinde o kitaplarda sapa sağlamdı. Ama daha sonra menfaatlerine, zevklerine, hevai nefislerine göre Kur'an'a yorumlar, teviller katmak isteyen bugünler bugün de olduğu gibi o gün olmuş. Ama bugün Kur'an'a bunu yapamazlar. Allah Kur'an'ını muhafaza ediyor. Allah'ın ehli sünnet ve cemaat itikadına mensup elhamdülalim alim, salih ve fadıl kulları hayattadır. İnşallah onlar muvaffak olacak ama o tahrifatçılar, o deformistler ne olmayacak? Muvaffak olmayacak inşallah. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Bakınız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El-Kur'an-u şafi'un ve mâcidun musaddikun men ce'alehu imâmen cenneti ve men ce nar. Kur'an şefaat edicidir. Hani bazıları şefaatine inkar ediyorlar ya. Yarın böyle kardeşlerim Azrail yakalarına çöktüğünde rezil olacaklar. Bir şefaatçi arayacaklar ama bulamayacaklar. İnkar ettikleri o şefaat şerefinden, nimetinden mahrum olacaklar. İsterse televizyonlarda Kur'an tefsiri yapsınlar. Zaten yaparken de yaparken de yıkıyorlardı ya. Doğru ile yanlışı, hakla batılı, hayırla şerri Mu'tezile'nin, Vehhabilerin, Şiilerin akidelerini sokarak güya tefsir ya dersi yapanlar var. Çok dikkat edin onlara kardeşlerim. Onlardan bazıları televizyonlarda Şiile Şiilik demiyor. Ne diyor? Dikkat edin. Onun masum güzel, hoş, doğru göstermek için ehli beyt mektebi diyor. Ehli beyt fıkhı diyor. Ehli beyt mezhebi diyor. Haşa. Resulullah'ın ehli beyti o bozuk fıkha tabi değildi. Haşa Resulullah'ın ehli beyti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a radıyallahu teala'nın hazaratına küfür etmedi. Küfürle itham da etmediler. Haşa o ehli mezhebi değil, ehli bid'at mezhebidir. Evet ehli kıble olmaları hasebiyle bizim din kardeşlerimizdir. Ama hasta din kardeşlerimizdir. Ve itikadi fikri olarak, ahlaki olarak etrafa mikrop, Müslümanlara zulüm yayan esetlerdir onlar. Onların yardımcılarıdır. Onlar dal ve mudildir. Sapmışlar ve sapıttıranlardandır. Allah onları da bizi de razı olduğu hidayetle hidayetlendirsin kardeşlerim. Önemli bir uyarıyı da arz etmiş oldum. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Kur'an şefaat edicidir. Şefaati kabul edilendir. Kur'an şereflidir. Kur'an tasdik edicidir hakkı hidayeti. Kim Kur'an'ı önder, rehber edinirse Kur'an onu cennete götürür. Kim de onu arkasına atacak, okumayacak, anlamayacak veya nefsinin hevasına göre bir mana vererek onu tevil edecek, yorumlayacak olursa Kur'an onu böyle arkadan iteler, cehenneme atar. Allah muhafaza. Kur'an kardeşlerim ya lokomotif gibidir öne düşer cennete götürür ona vagon olanları veya Allah muhafaza öyle arkadan iteler atar. Niye? Onun hakkı çiğnendiği için, ona tabi olunmadığı için, onun kadri ve hukuku inkar ve iptal ve ihmal edildiği için. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Değerli Müslümanlar, kıymetli izleyiciler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, İnne hâdel Kur'âne sebebun, tarafuhu biyedillâhi ve tarafuhu biyedikum, bi fe temesseku bi, fe lan len tadıllû, ve len tehlikû ba'dehu ebeden. Maşallah. İmam Suyuti Hazretleri'nin El-İtkân fi Ulûmil Kur'an isimli eserinden naklen, Hadis-i Şerif'te Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz İmam Suyut Hazretleri aynı zamanda bir muhaddistir. Hadis imamıdır, hadis alimidir. Kur'an diyor Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş. Bir ucu Allah'ın diğer ucu sizin elinizde olan bir iptir. Eğer o ipe sımsıkı sarılırsanız ebediyen sapmazsınız. Yok olmazsınız. Ama o ipi bıraktınız mı saparsınız, yok olur gidersiniz. Saparsınız yok olur gidersiniz. Öyleyse aziz kardeşlerim Cenab-ı Hak Kur'an'ında Kur'an'ını şöyle tarif ediyor. Estağfirullah, Ve haza kitabun nazzalnahu mubarakun fettebi'uhu ve t'qul allekum İşte bu Kur'an var ya faydası ve hayrı çok olan çok mübarek bir kitaptır. Öyle ki Allah onu size indirmiştir. Öyleyse siz o Kur'an'a hakkıyla uyun. Onun emirlerine, tavsiyelerine, onun yasaklarına, onun hükümlerine muhalefet etmekten sakının. Uzak durun. Muhalefet etmeyin Kur'an'a. Ta ki siz gönderdiği kitapla amel ettiğiniz için Allah tarafından merhamet olunasınız. Yani Allah diyor ki Kur'an'ıma tabi olursanız merhamet olunacaksınız. Allah'ın rahmetine merhametine nail olacaksınız. Hangi şartla Kur'an'a tabi olmak şartıyla diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli Müslümanlar, aziz kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Mekki bir Nebi Talip rahmetullahi aleyh er riayesinde naklediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular. Femen vakkara al-Kur'ane fekad vakkara Allah, ve men lem yuvakkiri al-Kur'ane fekad istekhaffe bihakkillah. Kim Kur'an'a hürmet ederse, saygı duyarsa Allah'a saygı göstermiştir. Kim de Kur'an'a saygı göstermezse Allah'ın hükmünü hakir görmüş, küçümsemiştir diyor. Peki Kur'an'a saygı nedir? Sadece öpüp başımıza mı koymaktır? Elbette ki öpeceğiz. Elbette ki Kur'an'ı göbekten aşağı bulundurmayacağız. Bakın Ramazan-ı Şerif geliyor. Bazen camilerde rastlıyoruz. Kur'an'ı böyle kucağına koyuyor edep yerinin hizasında. Son derece insan utanıyor, haya ediyor. Kur'an'ı göbekten aşağı tutmamak. Kur'an'a tazim, hürmet etmek. Ve men yuazzim şairallah fe min takvar Kim Allah'ın şairine tazim ederse bu onun kalbindeki takvadan dolayıdır diyor Cenab-ı Hak. Kur'an'ı göbekten aşağı bırakmayacağız Yerlere bırakmayacağız Onu göbekten yüksek Rahlelerin üzerinden Ve elimizi yüksekte tutarak Güzel güzel okuyacağız kardeşlerim Ama Kur'an'a saygı sadece bu değildir Yani Kur'an'ı öptüm başıma koydum Duvara astım Hükmüyle amel etmedim faize haram ettiği uymadım Zinayı haram ettiği uymadım Tövbeye davet etti Tövbe etmedim Eskiden kaçmadım, kumardan kaçmadım. Yalandan, dolandan, gıybetten, iftiradan, hileden, tuzaktan kaçmadım. Kul hakkından kaçmadım. Anaya, babaya, eşe, çoluk, çocuğa, komşuya eziyet etmekten kaçmadım. Milyon kere Kur'an öpsen fayda yok. Arapların ifade ettiği gibi mevfi fayda. Yok fayda. Ona tazim, ona hürmet Kur'an'ın hakkı olan Kur'an'ı öğrenmektir. Onu okumaktır. Onu anlamaya gayret etmektir. Onun bizden Allah'ın o Kur'an'da istediklerine itaat etmek, istemediklerinden sakınmak, oradaki ilimlerden dersler, nasihatler almak, hayatımızı Kur'an'la, Kur'an'ı bize getiren Muhammed Mustafa'nın getirdiği o şeriatla, sünnetle, ahlak ile hayatımızı tanzim etmektir. Yoksa sadece Kur'an'ı oku. Efendim, kadın çekilmiş yan tarafta e, güya Kur'an okuyor. Eşinin, çoluk çocuğunun hizmetini orada görmüyor. Adını da koymuş, sevap kazanma. Efendim, o eş, o çoluk çocuk sevap ihtiyaçları varsa hizmet bekliyorlarsa o kadın için onların hizmetini görmek öncelikli daha büyük bir ecirdir. Kur'an'ına daha müsait, daha makbul bir vakit ayıracaktır. Yani Müslüman'ın ibadetinde, işlerinde, hizmetlerinde, her şeyinde hayırlı bir denge olacak. Elinde Kur'an, dilinde yalan. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Elinde Kur'an, Hayatın numara film fırıldak. Oldu mu? Olmadı. Kur'an şikayetçi olur o zaman. Allah muhafaza. Aziz kardeşlerim, bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifine dikkat ediniz. İstirham ediyorum. An-Ebi Umamete radiyallahu ta'ala an kâne yakul ikra'u'l-Kur'an ve la yeğurrennekum hâzihil nesâhiful Muallakafe inna la yuazib qalban al Kur'an sadqa Rasulullah. İmam Darimi naklediyor. Dikkat buyurunuz. Kur'an okuyunuz. Şu asılı Kur'anlar var ya diyor. Sizi aldatmasın. Yani evinde Kur'an bulundurmak, duvara Kur'an'ı asmak. Ya canım bizim evde de Kur'an var. Bizim çocukların da okum okumuşluğu var. İyi de ne zaman okuyor? Her gün Kur'an'dan bir miktar okuyor mu okumuyor mu? Bunu konuşalım. Valla hocam Ramazan'dan Ramazan'a. Ve o Kur'an sahibinden şikayetçi olur. Şu diyor duvarlarda asılı olan Kur'an'lar sizi aldatmasın diyor. Muhakkak ki Allah Azze ve Celle Kur'an'ı içine alan kalbinde Kur'an'ı bulunduran, ezberleyen, okuyan, yaşayan, Kur'an'a göre hayatını tanzim eden bir kalbin sahibine azap etmez buyuruyor. Öyleyse Kur'an'ı okuyacağız kardeşlerim. Kur'an'ı unutanlar, unutulanlardan olur. Hiç Kur'an'ına gelmemiş gibi yaşayanlar, yarın Kur'an'ın Şikayetçi olduklarından olurlar. Zaten Allah Azze ve Celle وَمَنْ اٰرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ Yarın diyor, bakın kardeşlerim kim diyor Allah'ın zikri olan Kur'an'a sırt çevirirse Allah'ın zikri olan Kur'an'a sırt çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ona darlıkla, sıkıntılarla dolu bir hayat vardır. Kur'an'a, Kur'an'ın hükümlerine, Kur'an'ın isteklerine, Kur'an'ın ilmine, Kur'an'ın feyzine, Kur'an'ın hikmetine, Kur'an'ın nuruna, Kur'an'a hizmet edenlere, Kur'an'a hizmet edenlere, sırtını dönenlere sıkıntılarla dolu bir hayat var diyor Allah Azze Celle. maişeten zanka ve nahşuruhu <laughs> yevmel kıyameti a'ma Kur'an'a karşı kör, sağır davrananlar yarın ahiret gününde kör olarak diriltilecekler. Kör. Mezarlarından kalktıklarında hani topraktan bahar geldiğinde nasıl ki çiçekler, bitlikler, nebatlar, ağaçlar çıkarlar böyle yeşerirler. insan da Tohumu toprağa düşer. Yarın Hazreti Allah haşir günde onu haşreder, diriltir. O zaman bazı insanlar kör olarak haşrediler. Kim onlar? Kur'an'a sırtını çevreneler... Kur'an'a sırt dönenler. Kur'an'ı sırtlananlar değil. Kur'an'a sırt çevirenler. Onun hükmüne ya Kur'an sen doğru diyorsun ama sen burada dur. Benim biraz menfaatim var, işim gücüm var, onlarla uğraşacağım şuradan biraz faizcikler, şuradan biraz köşeye döneceğim de onun için tamam sen kenarda dur. Öyle mi? Kur'an'ı kenara atanlara وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ama <عَمَة> Kıyamet günde Allah onu kör olarak haşredecek. Ve diyecek ki قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ ama Ey benim Rabbim! Beni kör olarak neden dirilttin? Vakat kuntu basira. Halbuki ben dünyada gören bir adamdım. Kale kedalik etet kayatuna fensitaha ve kedalik el yevme Sen Allah'ın ayetini unutanlardan oldun. Bugün de unutulanlardan oldun diyor. Öyle Kur'an'ı okuyup unutmak, Kur'an'ın hükümlerini unutmak, sanki Kur'an bu kainata hidayet rehberi olarak gelmemiş gibi onu unutmuş, atmış. Din olarak demokrasi seçmiş. Din olarak laikliği seçmiş. Din olarak faşizmi, komünizmi, sosyalizmi şunu bunu seçmiş. Hidayet rehberi olan Kur'an sanki hiç gelmemiş gibi Kur'an'ı atmış arkaya. Öyle mi? İşte o zaman kör olarak haşredilir o kişi Allah muhafaza. Demek ki elbette ki Kur'an'larımız evlerimizde olacak. Elbette ki onları yükseklere asacağız. Ama asıp oraya hapsetmeyeceğiz. Açacağız, okuyacağız. O Kur'an'ı anlamaya çalışacağız. Onu zikir diye okuyacağız onu dua diye okuyacağız. Bizi Allah'a yakınlaştıran bir vasıta ve vesile okuyacağız. Onu okudukça kalplerimiz incelecek. Allah olan yakınlığımız artacak. Kalbimizdeki Allah korkusu, Allah sevgisi, Allah muhabbeti, Allah'a bağlılık artacak. Okudukça dünyanın kötülüklerinden, pisliklerinden arınma gayretimiz, tövbeye yapışmamız artacak. Ramazandan Ramazana Kur'an'ın ağzını açmak, Kur'an'a Kur'an'a karşı kardeşlerim Allah muhafaza bir hakaret niteliği taşır. Buna çok dikkat etmemiz elzemdir. Bakın aziz Müslümanlar, değerli kardeşlerim. Ümmü Eymen isimli bir kadın vardı. Cenab-ı Hak derecesine âli eylesin, bizi de şefaatine nail eylesin. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabasıydı. Resulullah Efendimiz vefat etmişlerdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından bir süre sonraydı. Bir gün Hazreti Ebu Bekir radiyallahu teala bunu İmam Müslim naklediyor. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'i aldı radiyallahu Dedi ya Ömer kalk Ümmü Eymen'in yanına gidelim. Gittiler Ümmü Eymen'in yanına bir kadın. Ümmü Eymen Ebu Bekir Sıddık ile Ömer, Ömer'ül Faruk Hazretleri'ni gördükler, gördüğünde ağlamaya başladı. Onlar zannettiler ki, onlar zannettiler ki aziz kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatından dolayı, tabi vefat, geçmiş, vefat olmuş aylar geçmiş üzerinden, ondan dolayı ağladığını zannettiler. Ebu Bekir Sıddık dedi ki, Ümmüymen ağlama, vallahi Allah Resulüne öyle bir ali yüce dereceler, Öyle büyük ikramlar ya da bulundu ki hiç mahzun olma deyince Ümmü Eymen ne dedi biliyor musunuz kardeşlerim? Ümmü Eymen'in cevabına bakınız. Ben biliyorum Allah Resulüne en yüce nimetleri ikram etmiştir. En büyük makamları ikram etmiştir. Buna inanıyorum. Ama ben neye ağlıyorum biliyor musunuz? Resulullah vefat ettikten sonra vahiy kesildi. O hayattayken vahiy gelirdi, Allah'tan ayetler gelirdi. O da bize yepyeni, capcanlı canlı ayetleri okurdu. Biz de hayatımızı ona göre tanzim ederdik. Vahiy kesildi, işte onu ağlıyorum diyordu. Bakınız, Kur'an'a bakış açılarına bakınız. Kur'an'ı olan, vahiy ilahiye olan sevdalarına bakınız. Vahiy neydi? Allah'tan gelen ayetler vahiy ilahi olan sevdasına bakın bu hanımefendinin ki gözü gönlü ne de kulağı vahide. Resulullah vefat edince yeni vahiy gelmiyordu. Evet mevcut ona yetiyordu. Ama o sürekli ayetlerle cap canlı olmayı seven bir kadın idi. Demek ki aziz kardeşlerim bu mevzu çok ehemmiyetli. Bakın bu noktada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an okumadaki tutumu neydi? Bunu anlatmaya çalışalım. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam düzenli olarak her gün Kur'an okurdu. Medine'ye Sakif kabilesinin bir heyeti gelmişlerdi kardeşlerim. Resulullah Efendimiz bir gece yatsıdan sonra yatsıdan sonra uzun bir müddet bu heyetin bu misafirlerin yanına gelmedi. Daha sonra geldi. Sordular ya Resulallah yanımıza geç gelmenize sebep olan nedir? Hazreti Peygamber cevabı çok net. Buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam. Her gün Kur'an'dan bir hizb okuyorum. Hizb derken bizim anladığımız beş sayfalık hizb değil. Nereden baksanız Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber 7'ye ayırıyordu. Bazen ay ayırıyordu, bazen 5'e ayırıyordu. Yani nereden baksanız 5-6 yüz'den daha fazla Aleyhisselatü vesselam efendimiz günlük Hizbullah okulmuş. 3 günde bir, 5 günde bir Kitabullah hatmedermiş Efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Haftada bir Kur'an'ı hatmetmeyi çok tavsiye buyurmuşlardır. İşte diyor o günlük Hizbimi okuyordum. Ondan dolayı sizin yanınıza geç geldim diyor. Resulullah Efendimizin vahye karşı Kur'an okumaya, Kur'an dinlemeye karşı o kadar ileri derecede bir iştiyakı vardı ki kardeşlerim. Bir gün Abdullah İbni Mes'ud'a radıyallahu anh Zetlerine, Ey İbni Mes'ud, ey Mes'ud'un oğlu Abdullah, bana Kur'an oku. O mübarek sahabi haya etti, utandı. Ya Resulallah, Kur'an sana gelmişken, sana Kur'an'ı ben mi okuyacağım? Ey Abdullah, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de çok severim diyordu. Evet, Müslüman Kur'an okuyacak, Müslüman Kur'an dinleyecek. Müslümanın kulağı Kur'an'da, Kur'an'ın emirlerinde, Kur'an'ın nasihatlerinde, Kur'an'ın ilimlerinde, Kur'an'ın yasaklarını öğrenip ona dikkat etmekte olacak. Yani, aziz kardeşlerim, sevdiğimiz birinden saygı duyduğumuz birinden bir cep telefonumuza mesaj gelse elimiz ayağımız birbirine karışır. Hemen mesaj kutusunu açar o mesajı okuruz. Peki Allah'ın mesajı Allah'ın mektubu Kur'an'ı okumakta, Kur'an'ı anlamakta, Kur'an'ı yaşamakta, Kur'an'a hizmet etmekte, Kur'an'la meşgul olmakta, Kur'an'la hemhal olmakta Kur'an'a gönül vermekte, Kur'an'a göre yaşamakta ne durumdayız acaba? Evet. Düğünlerimizde Kur'an var mı? Kıyafetlerimizde Kur'an var mı? Ticaretimizde Kur'an var mı? Siyasetimizde Kur'an var mı? Sanatımızda Kur'an var mı? Ziraatımızda Kur'an var mı? Muamelatımızda Kur'an var mı? Okulbatımızda Kur'an var mı? Ahlakımızda Kur'an var mı? Sözlerimizde Kur'an var mı? Hizmetimizde Kur'an var mı? Yaşantımızda Kur'an var mı? Kur'an nerede kardeşlerim? Sahabeye gelen Kur'an ile bize gelen Kur'an aynı Kur'an değil mi? Onlar 30-40 senede üç kıtaya imanı götürdü, İslam'ı götürdü, Kur'an'ı götürdü. Evlerimize İslam'ı götüremez olduk. Değil 3 kıtaya. Çünkü biz Kur'an'a dost doğru inanmadık. Dost doğru okumadık. Dost doğru dinlemedik. Dost doğru anlamadık. Dost doğru yaşamadık. Dost doğru hizmet etmedik öyle olunca Kur'an kalplerimize ve kalıplarımıza bedenlerimize hakim olmayınca beldelerimize de hakim olmadı. Öyleyse Kur'anla olan irtibatımızı gözden geçireceğiz. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin tefsirlerini okuyacağız. Sapkınların, kaçkınların bozukların değil. Adam güya Kur'an tefsiri yapıyor. Affınıza sığınıyorum. Haya ederek söylüyorum. Çok özür dilerek beyan ediyorum. Kur'an'da bir ayet var. Eûzü billah. Nisâukum Kum, Kadınlar sizin tarlanızdır diyor. cinsel ilişki her yoldan hiçbir haram olmayacak bir şekilde mana veriyor. Af buyurun, özür diliyorum. Milyon kere sizden özür diliyorum. Söylerken hayal ediyorum. Utanıyorum. Ama Müslümanlar aldatıldığı için ifade etme ihtiyacı hissediyorum. Kadına arka yoldan ilişkiye adam fetva veriyor. Tefsir defsi yapıyor. Televizyonlarda yapabiliyor bu adam sizin tarlanızdır. Evet diyor ehli sünnet böyle fetva vermemiştir ama ehli beyt diyor böyle fetva vermiştir diyor. Ehli beyt dedi de haşa Resulullah'ın ehli beyti değil. Ha bu Şiiler. Sahabeye küfür eden, sahabeye kafir diyen şu Şiiler. Türkiye'den Alevi dedelerini toplayıp İran'a götürüp orada seminerler verip Sonra Türkiye'de ayaklanma çıkarmaya çalışanlar, Suriye'de Ehl-i Sünnet alimlerini, Müslümanları katledenler bunlardan söz ediyoruz. Mezhepçilik yapmıyoruz. Bunların ne kadar sapkın ve kaçkın, ne kadar hastalıklı ve marazlı, ne kadar sorunlu ve tehlikeli olduklarını anlatmaya çalışıyoruz. Allah hidayet etsin bize de onlara da. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar. Çok dua etmemiz lazım. Dahilden ve hariçten modernizm, modernite, efendime deyim, ideolojik yaklaşımlar, kapitalizm, sosyalizm, bütün bir ahlaksızlık ve fuhşiyatla İslam ve İslam'ın inanç esasları, ahlakı, ahkamı, İslam'ın düsturları ya yok edilmeye, ya tahrip edilmeye, ya bozulmaya veya ondan uzaklaştırılmaya en türlü pislikler, film fırıldaklar çeviriyor. Allah, Allah razı olduğu ve razıytu lekumun islame dine diye, diye buyurdu. şu dine dahilden ve hariçten, dahilden ve hariçten, bilinçsiz olarak ihanet edenleri Hadi ismiyle hidayetlendirsin, Raşid ve Reşid ismiyle irşad etsin, Hak ismiyle hakkı bulursun amin. Ama kasıtlı olarak İslam'ı, İslam dinini tahrip etmeye çalışanları da kahhar ismi şerif ve kahru perişan etsin, oyunlarını kendi başlarına çevirsin inşallah. Amin. Değerli dostlar, Aziz kardeşlerim. Aişe annemiz radiyallahu teala anha bir gün Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gitmekte geç kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Aişe geç kaldın neredeydin diye sordu. Buyurdu ki ya Resulallah mescitte bir adam vardı. Kur'an okuyordu. O kadar güzel okuyordu ki onu dinlemekten kendimi alıkoyamadım. Kenara çekildim. Onun Kur'an okuyuşunu dinledim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi baktı ki Hazreti Salim'dir radıyallahu teala. Salim radıyallahu teala Hazretleri Kur'an okuyordu. Kur'an'ı tecvitli okuyordu. Allah'la konuşur gibi okuyordu yanık bir yüde, yürek, yanık bir sevda, yanık bir seda ile okuyordu. Resulullah Aleyhisselam da bir miktar dinledi ve şöyle dedi. Ümmetim arasında böyle kulları var eden Allah'a hamd ve senalar, şükürler olsun buyurdu. Evet kardeşlerim, Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı dinlemek, Kur'an'la hemhal olmak. Bir hadisi şerif arz ederek sohbetimizin birinci bölümünü bitirmiş olacağız. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, hayrud deva il Kur'an, devanın dertlere deva, hastalıklara şifanın en hayırlısı Kur'an okumaktır. Bu hadisle bitiriyoruz ama yine bu hadisle de ikinci bölümde başlamış olacağız. Kısa bir ara görüşmek üzere efendim. Hwyl. Okay. Rahim yeniden merhabalar aziz kardeşlerim Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam efendimiz hayru il Kur'an. Evet. Kur'an gerek lafzıyla, gerek manasıyla, gerek mesajıyla, gerek müjdelemesiyle, gerek korkutmasıyla, gerek uyarmasıyla, gerek uyandırmasıyla okunmasıyla, dinlenilmesiyle, uyulmasıyla her şeysiyle devadır kardeşlerim. Avrupa'nın bazı ülkelerinde aziz kardeşlerim ve Amerika'da bazı hastanelerde ki bu ekseriyette böyle hastalara hastanelerde din görevlileri vardır onların dinlerini. Gider onlara İncil okur, onlara dini olarak nasihatler eder. Bizde hastalar inançlı mümin hastalar Kur'an okurlar. Onların yakınları onlara Kur'an okur. Şimdi efendim bizim acizane vazife yaptığımız cami devlet hastanesinin Tatvan devlet hastanesinin karşısında olduğundan çoğu zaman böyle hastalar bizden Yasin cüzler ister göndeririz okurlar. Zaman zaman da fırsat buldukça biz gideriz. Ama maalesef inancı, itikadı bozulmuş. Bir takım insanlar, işte kardeşim hastanın yanında ne Kur'an okuyorsun, moralini bozuyorsun, adam kendini ölecek hissedecek falan filan. Tabii ömründe ölümü hiç düşünmeyen, ölümden sonrası için hazırlık yapmayan, bu ölümün er geç insana geleceğini düşünmeyen, Kur'anlı bir ölümü de hesaba katmayacaktır tabii ki. Adamın biri memleketin birinde kardeşlerim ölüm döşeğindedir. Boş bir hikaye anlatmıyoruz. Yaşanmış bir hadise. Ölüm döşeğindedir. Bir ara gözünü çevirir, oğluna der ki oğlum bana Kur'an oku, Kur'an oku. Kur'an okuyarak bana yardım et rahatlamama, buraya rahmetin inmesine sebep ol. Ben rahatlayayım. Dedi baba, sen bana Kur'an okumayı öğretmedin ki, sen bana zurna çalmayı öğrettin. Davul çalmayı öğrettin. Saç çalmayı öğrettin. İstiyorsan sana bir davul çalayım, bir zurna çalayım. Ama ben sana Kur'an okuyamam ki, bilmiyorum dedi. Evet, o hale düşmemek için aklımızı başımıza almamız elzemdir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki <Sessizlik> Men serrehu en Allahu ve rasuluhu fel yakra fil mushafi Kim Allah ve Resulünün kendisini sevmesinden sevinç duyarsa şimdi hepimiz arzu ederiz ki Allah ve Resulü bizi sevsin doğru mu efendim? Kim Allah'ın ve Resulünün kendisini sevmesinden hoşlanırsa memnun olursa buna sevinirse Kur'an okuyanlardan olsun. Kur'an okumayı devam etsin. Kur'an'la hemhal olsun. Kur'an'la meşgul olsun. Elbette ki biz ısrarla ehli sünnet vel cemaat alimlerinin diyoruz. Efendim sahabe şefaat var diyor. Bunlar diyor şefaat yoktur. İmam-ı Azam, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel şefaat var diyor. Bunların bazıları yoktur diyor. Elbette ki ben onu okuma diyeceğim sana. Gelen tehlikeyi, inancı, itikadı fikriyatı bozuk tevilleriyle, bozuk tefsirleriyle bozmaya çalışanlara elbette ki uyaracağız, elbette ki uyandıracağız. Ehli sünnet vel cemaatin akidesi inanç ve fıkhının haricinde inançlar, fikirler üretenler o mübarek temellere dayalı olmadan üretenler onlar nasıl ki kendi anlayışlarına hizmet ediyorsa biz de kendi anlayışımıza hizmet edeceğiz. Yok ya o vursun habire o bozsun habire o habire çevirsin o habire içine başka şeyler katıştırsın biz de susalım. O zaman Allah bizi dilsiz şeytanlardan olarak ahirette haşreder. Yok yok. Ümmetçi olacağız. Müslümana karşı hoşgörülü olacağız. Ama Müslümandan gelen inancı, fıkhı ve fikri bozmaya yönelik mütalik marazlara da emri bil maruf nehi anil münker yapacağız. Vazifemiz budur. Eğer bunu gizli saklı da yapsalardı biz ekranlardan konuşmayacaktık. Gizli de saklı da konuşacaktık. Ama bunu toplu alemin önünde şefaat yoktur. Şefaate inananları dalalet ehli olarak sapkın olarak görenler kendileri sapıktır. Biz de onların sapık olduklarını Kur'an'dan, sünnetten, ehli sünnet ve cemaat yolunun büyüklerinin izahlarından anlatmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Hem de onların kendi yazdıkları kitaplardan örnekler vererek bunu yapacağız. Kafadan ve kulaktan doymana değil. Ve onların kitapları da ellerimizde. Buluyoruz, bakıyoruz orada ne gibi yanlış inançlar, fikirler, fıkıhlar üretiyorlar. Bunlara da bakıyoruz. Elhamdülillah bunlardan da haberdarız. Kulaktan dolma iş yapmıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Men kara el Kur'ane bi'irab'in i'rabin felehu ecru şehidin Kim Kur'an'ı i'rabin okursa kendisine şehit sevabı şehit sevabı vardır diyor. Öyleyse aziz kardeşlerim Allah'ın kitabının tertil ile, tecvid ile, i'rabı ile, onun Allah'ın sözü olduğunun şuuruyla, Allah ile konuşur gibi okumaya gayret etmemiz elzemdir. Bakınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyurdular. Hani az önce dedik ya, onlar şefaati inkar ediyorlar. Resulullah buyurmuşlar ki, مَا مِنْ شَفِيعٍ Afıtlı manzilte ﷻ ﷺ den القرآن ولا نبي ولا ملك ولا غيره. Allah'ın katında Kur'an'dan daha faziletli bir şefaatçi yoktur. Ne bir peygamber, ne bir melek, ne de onun dışında başka bir şey. Öyleyse biz kardeşlerim Kur'an'ın şahit ve şefaatçi olduklarından olmamız için Allah'ın Kur'anla gönderdiği ve o Kur'an'ı tefsir etmeye, izah etmeye yetkili kıldığı, salahiyetli kıldığı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatten onun etrafında toplanmaya gayret edeceğiz. Bakın Hz. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki Estağfirullah اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتُلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزِقْنَاهُمْ سِرًّا ve نِيَتَ يَرْجُوهُ ticaret yarguna ticaretle en tabur sadık Allah Evet. Fatır suresi 29 ve 30. ayetler. Allah'ın kitabını okumaya devam edenler. Allah'ın kitabını okumaya devam edenler. Namazı dosdoğru kılanlar. Kendilerine Allah'ın verdiği rızıklardan, nimetlerden, imkan ve fırsatlardan gizlide ve açıkta, gizlide ve açıkta Allah yolunda harcayanlar katiyen zarar bulmayacak, ziyan etmeyecek, kesada uğramayacak bir kazanç, bir kar, bir keramet ümit edebilirler. Çünkü Allah onların mükafatını eksiksiz olarak ödeyecektir. Onlara fazlından ziyadesini verir. Şüphesiz o çok affedici ve çok nimet vericidir. Kime? Kur'an'ı okumaya devam edenler. Başka? Namazı dosdoğru kılanlar. Kardeşlerim, Kur'an okumak o kadar Allah'ın katında dereceler, sevaplar, mükafatlar... Müjdeler kazandırıcıdır ki nefis ve şeytan bize der ki canım işte 10 gün önce okumuştun veya işte canım Ramazan gelir okursun veya dinlersin diyor. Veya senin kafan almaz bırak Kur'an zordur. Aziz kardeşlerim nefis şeytan ve şeytanlaşmışlar bize Kur'an öğrenmeyi zor gösterir okuyabilmeyi zor gösterir. Yani aslında affınıza sunuyorum. Bize geri zekalı diyor. Biz de kabulleniyoruz. Yani bize diyor ki senin kafan basmaz, zekan almaz. Sen geri zekalısın diyor. Biz de diyoruz he he. Biz geri, ben geri zekalıyım benim kafam almaz. Uyanalım. Nefse karşı uyanık olalım. Şeytana şeytanlaşmışlara karşı uyanık olalım. Allah'ın izniyle bir hafta on günde Azamı 15 günde Kur'an'a geçersiniz. Elif bitirirsiniz. Allah'ın ki yeter ki samimi olalım, gayretli olalım. Çok büyük sevap ve müjde kazandırdığı için, mükafat ve derece kazandırdığı için nefis yarın, yarın, yarın diye diye bizi aldatır, erteletir. Nefse şeytana, hevasata, gaflete uymamak, düşmemek, gayretle kitabı öğrenmeye, okumaya, anlamaya, Kur'an ilimlerinin öğretildiği meclislerden istifade etmeye koşmak lazımdır. Demek ki Allah kitabını dost doğru okuyanlar, okumaya devam edenler, namazı dost doğru kılanlar, Allah'ın verdiği rızıklardan, nimetlerden, imkan, fırsat, makamlardan Allah yolunda gizli açık harcayanlar. İşte onlara mükafatların, müjdelerin olacağını, onların affedileceğini, onlara çok büyük nimetlerin, verileceğini beyan ediyor. Bu hadiste İmam Tirmizi naklediyor kardeşlerim. Allah Teala buyurmuş ki Kur'an'ı okumak bir kimseyi zikretmekten, benden bir şey isteyip dua etmekten alıkoyarsa ben ona isteyenlere verilenlerin en faziletlisini veririm. Yani bakın diyelim ki bir adam oturmuş dua ile meşgul. Bir adam da Kur'anla meşgul. Bir adam da zikirle meşgul. Biri Kur'anla meşgul ama biri dua biri zikir, biri Kur'an. Allah diyor o Kur'an'ımla meşgul olduğu için o zikredenlerin zikrettiklerinden, dua edenlerin dua ettiklerinin daha faziletlisini, daha fazlasını o Kur'an'ımla meşgul olana veririm diyor. Onun için Kur'an okumak. Kur'an okumak kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor sizden her kim gece Yasin-i Şerif okursa hani yatmadan önce veya gece teheccüde kalktığında Gece Yasin-i Şerif'i okursa sabaha af edilmiş olarak kalkar diyor. Sabaha af edilmiş olanlardan olarak Allah'ını uyandırır. Gecede, gündüzde Kur'an okumaya azami gayret edeceğiz. Bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Mace Hazretleri naklediyor. Bazen kaynakları hatırlatmayı unutuyorum, affınıza sunuyorum. Ama hadislerimizin tamamının kaynakları elimizde an Ebi Zerrin radıyallahu anh kala sallallahu aleyhi ve sellem ya Ebi Zerrin le le ve fe ve, ve fe aleme, ayeten min kitabillahi hayrun leke en miyete rekatin evet fe aleme, ayeten ey Ebu Zer Allah'ın kitabından Talebe kardeşlerim dikkat ediniz. Allah'ın kitabından her Müslümanın bu hadisi şerifi hassasiyetle idrak etmesi lazım. Bakın yaz geldi çocuklarımızı camilere gönderiyoruz. Biz onları doğurup sokağa atmak için dünya gelmelerine sebeplik etmedik. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepiniz sürünüzde mesulsunuz buyuruyor. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Ey iman edinler kendinizi ve ailenizi. Çoluk çocuğunuzu ateşten koruyun. Öyle anneler geliyor. Bakıyoruz. Hiç tesettür yok. Tesettür sıfır. Ama diyor hocam bizim elimizden tutup götüren olmadı. Dinden zarar, zarar gelmez. Ben Allah azzaçın çocuğumu okutunuz diye bir gönülle bir aşkla, bir muhabbetle çocuklarını teslim edip gidiyorlar. Burayı iyi anlayalım bak. Her Müslümana lazım. Çok ehemmiyetli bir hadis-i şerif. Ey Ebu Zer, Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmek için, bir ayet, onun lafzını da, hatta manasını da, öğrenmek için sabahleyin evinden çıkıp gitmen, senin için Yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha eftaldir diyor. Yüz rekat şurada evinde oturup namaz kılmaktansa, yani farz namaz değil, nafile namaz, gidip Allah'ın ayetlerinden bir ayeti öğrenmen, senin için daha kazançlı, daha mükafatlıdır. Vakitte ilerliyor, sorular da çok. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sizin en hayırlınız, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenlerdir. Öyleyse en hayırlı hizmeti kim yapıyor? Kim Kur'an'a hizmet ediyor? Kur'an öğretiyorsa, Kur'an'ın Arapçasını, Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın kendisini, Kur'an hizmeti yapıyorsa en hayırlı hizmet onun hizmetidir kardeşlerim. Allah bizi en hayırlı hizmetle istihdam etsin. Rızasınca son nefes ne kadar Kur'an'ına hizmet ettirsin. Bütün ehli kıbleyi, ehli imanı, bütün Müslümanları hepimizi. Amin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdular. Teallemul Kur'an. Fekra'uhu ve akri'uhu. Kur'an'ı öğrenin. Kur'an okuyun. Kur'an'ı okutun buyuruyor. Allah'ın Resulü Müslümana vazife veriyor. Kur'an'ı öğrenin. Kur'an okuyun. Kur'an okutun. Vazifemiz Allah'ın kitabına hizmet etmek. Bir hadisi şerifle Kur'an okumanın, Kur'an dinlemenin, Kur'an'la hemhal olmanın, Kur'an'ı anlamanın, Kur'an'a göre hayatını tanzim etmenin Kur'an'la meşgul olmanın anlam ve önemini beyan eden bir hadisi şerifle, Sahih Müslim'de geçen bir hadisle sohbetimin bu kısmını bitirelim. Nasip olursa belki önümüzdeki hafta devam ederiz bu konuya veya ileriki zamanlarda bu konuda daha çok söylenecek sözler aktarılacak ayet ve hadisler var arkadaşlarım. Efendimiz Aleyhisselam buyurdular ki, Ebu Hureyre naklediyor. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'a ibadet edilen bir mekanda, medresedir, Kur'an kursudur, camidir. Allah'ın evlerinden bir evde, Allah'ın kitabını okumak, aralarında Allah'ın kitabını müzakere etmek için bir araya gelen topluluğun üzerine sekine iner, huzur iner. Onları Allah'ın rahmeti kaplar. Melekler onları sarar, sarmalar, kuşatır. Ve Allah o Kitabullah'ı okuyan, aralarında müzakere edenleri kendi katındakilerin yanında onlarla övünür. Hele bakın ey benim meleklerim. Ey benim katımdaki ruhlar, bir bakın kullarım benim evlerimden bir evde toplanmış. Benim kitabımı okuyor, benim kitabımın üzerinde müzakere ediyor, benim kitabımla meşgul oluyor. Demek ki en hayırlı hizmet Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı müzakere etmek, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı anlamaya müteahhit. Kur'an'da övdüğü var rasihun fi'l ilmi o rasihun ulemanın, salih ulemanın, fadıl ulemanın, muhlis ve muhsin ulemanın anlayışı gibi razı olduğu bir anlayışla Kur'an'ı anlamaya hepimizi müyesser ve muvaffak edesin. Amin. Kalan vaktimizi müsaadenizle soruları cevaplayalım. Ee, geçen bir Müslüman aradı. Rabbim ondan razı olsun. Dedi hocam Allah rızası için şu kaldırımları işgal ediyorlar. Kimisi kaldırımın üçte birine kadar tezgah kuruyor. Kimisi kaldırımlarda oturuyor. Geleni gideni seyrediyor. Eşimizde, kızımızda, çocuğumuzda zaruri bir ihtiyacımız. Bir, biz Müslüman olarak keyfi muamele çarşı pazarda gezmiyoruz. Ama eşimiz çoluk çocuğumuzla çıktığımızda huzurla gezemiyoruz. Kahveler atmış, kürsüleri, yolları kesmiş, Erkekler gelenin gidenin karısına kızına ister istemez bakıyor. Çoğu da isteyerek bakıyor. Manzara onu gösteriyor. Bu nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolların hakkını verin. Ya Resulü yolların hakkı nedir? Yollarda oturmamaktır. Ya Resulü bizim başka bir yerimiz yok. Öyleyse yolun hakkını verirken şu hakka dikkat edin. Gelene gidene bakmayın etrafınızı bakışlarınızla huzursuz ve rahatsız etmeyin. Efendimiz Aleyhisselam emridir. Aksı haramdır. Kul hakkıdır. Kaldırımın yarısına kadar ekmek parası adı altında tezgah kuruyoruz. O kaldırımlar ammenin, halkın malıdır. Keyfi muamele rastgele kullanamayız. Haktır. Kat'u't tarik yol kesiciliktir. Meşru değildir. Kul hakkıdır. Allah muhafaza. Tabi bu arada bizim sizden ricamız var, istirhamımız var. Anlatmamızı istediğiniz sohbetler, konular, mevzular, hatta cumalarda anlatmamızı istediğiniz hutbeler, vaazlar, sohbetler bu konuda bizi aydınlatınız. Bizim göremediğimiz, hatırlayamadığımız, fark edemediğimiz sorular, sorunlar, sıkıntılar ihtiyaçlar vesaire olur. Vazifemiz Allah rızası için faydalı olmaktır. Bunu da arz edeyim. Bir özel soru sorulmuş. Hocam acaba neden sarıkla ve cübbeyle çıkıyor diye. Değerli kardeşlerim, aziz Müslümanlar. Sarık da, cübbe de İslam'da İslami bir kisvedir. Sünnet bir kıyafettir. Esadsizbale sadece hoca kıyafeti değildir bu. Ama bizim ülkemizde Cumhuriyet sonrası bu sadece hocaların giydiği bir kıyafet olmuş. Halbuki Müslüman için sarıkta, cübbede sünnettir, bir kisvedir. Şimdi efendim ben sarıkla, cübbeyle çıkmasaydım bir takke takacaktım. Takkemler civet olsaydı diyeceklerdi Süleymancı'dır. Krem olsaydı diyecektir Nurcudur. Yeşil olsaydı bir başka bir şey. Şu dantel olsaydı bir başka bir şey. Beni illa da bir yere oturtacaklardı ve beni oradan dinleyeceklerdi. Ben hocayım. Kabul edenler için herkesin hocası olurum. Ben de bir talebeyim. Dersimi el i Sünnet ve Cemaat alimlerinin eserlerinden alıyorum. Hep beraber ders yapıyoruz. Bu kıyafetimle çıkınca herkesin hocası olmuş oluyorum. İlla da beni şuraya buraya mal etmek. Biz ehli sünnet vel cemaat bir Müslüman olmamız beni böyle görmeniz yetiyor kardeşlerim. Böyle görmeniz yetiyor. Tabii benim de hatalarım olacaktır. Siz de emri bil maruf yani münker yaparsınız. Delillerinizle. De. Ben de delillerimle yaparım. Ben de delillerimle yaparım. Cenab-ı Hak her şeyimizi rızasına uygun etsin. Şimdi efendim soruların devam edelim. Diyor ki şafi mezhebinde zekat verirken para yerine eşya versek olur mu? Efendim para vermek şafi mezhebinde daha önemlidir, daha değerlidir, daha ehemmiyetlidir, daha gereklidir, daha doğrudur. Öyle kabul edilmiştir. Ama bununla birlikte bir şafi zekat verdiğinde para yerine eşya verecekse o zaman hanefi mezhebinin fetvasını taklit ederek niyet ettim Hanefi mezhebini takliden zekatımı eşi olarak vermeye der. Ama eftal olan bu değildir. Onu da hatırlatmış olalım. Hocam doğum günü kutlamak helal midir? Aslında açıkçası ihtilaflı bir konudur. Fakat Yahudilere, Hristiyanlara benzemeyecek ölçüde İslami usul ve edebi yani bir şükür olsun diye geçen ömrün, geçen senenin muhasebesi olsun diye gelecek seneye salih ve sıhhatli bir ömür niyetiyle mum yakmadan çünkü o bir Hristiyan adetidir. Müslüman Hristiyan adetlerle işi olmaması icap eder. Böyle aşırı israfa şuna buna kaçmadan yapılmasına ruhsat verilmiştir. Ama Hristiyanların usul ve adaplarına benzer şekilde yapılırsa haram olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim hangi millete, kavme dine o dinin mensuplarına benzerse o onlardan olur diyor. Dikkat edeceğiz. Hocam Şafiyim. Şafi mezhebinde saça dokunulduğunda abdest bozulur mu? Kardeşlerim biliyorsunuz Şafi mezhebinde bir erkek yabancı bir kadına yabancı bir kadın yabancı bir kadın yabancı bir erkeğe dokunduğunda ne olurdu? Abdest bozulur. Fakat saç ve tırnak saç ve tırnak bundan müstesnadır. Saça dokunulduğunda abdest bozulmaz ha bu keyfi muamele adamın saçını okşamak biçimde değil affınıza sığınıyorum yani böyle gayri ihtiyari bir saça dokunmakla bozulmaz bozulmaz veya bir çocuğun e, başını şefkatle okşamakla e, bozulmaz bunu hatırlatalım çocuğumla tartıştım beni dövdü Allah'ım sana sığınız. Ben beddua ettim fakat pişman oldum Şimdi dua ediyorum. Ne yapmam lazım? Ya Rabbi ben bir onun annesiyim veya babasıyım. Bana hakaret etti. O anki ızdırapla ona beddua ettim. Ben merhamet ettim bundan döndüm. Sen benden daha merhametlisin ya Rabbi. Sen de ona merhamet et, ona hidayet et. Onu hidayetinle rahmetinle ıslah et diye dua etmeye devam edersiniz efendim. 18 yaşındayım, Kur'an-ı Kerim okuyordum. Soruları verenler mümkün mertebe hangi memleketten aradıklarını söylerlerse iyi olur. Arkadaşlarımız da ona göre yazarlar, yazmalılar. 18 yaşındayım, Kur'an-ı Kerim okuyordum. Bıraktım, tekrar başlamak istiyorum. Fakat isteksizleşiyorum. Ne yapabilirim? Tabii ki isteksizleşeceksiniz. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak gibi büyük bir şerefi, fazileti, makamı, dereceyi, sevabı nefis ve şeytan size kaptırmak istemiyor. Kur'an'ı onu unutmak gibi büyük bir vebalin altına koymak istiyor. Öyleyse nefsimizle, şeytanımızla tembellik ve gafletimize cihat edeceğiz. Bir mücahit edasıyla la ilahe illallah, Allahu ekber, bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Abdestimizi alacağız, Kur'anımızı okuyacağız kardeşlerim. Maddi durumum iyi değil. Vefat eden anne babam için ne tür hayır yapabilirim? Hemen hayır zaten illa da maddi olmaz. Anne babamızın affına. Allah'ım onları affet. Onlara rahmet et. Onlara merhamet et. Onların kusurlarını affet. Onların kabirlerini pür nur et. Cennet makamlarından bir makam et. Onları ahiret menzillerinde rezil rusva etme, mahcup etme diye dua edersiniz. <laughs> Fatihalar, i̇hlas ı şerifler, felak Manaslar istiğfarlar, kelime-i tevhidler, tesbihatlar, salavatlar okur iyilikler yapar, oruç tutar, sevabını onların ruhlarına hediye edebilirsiniz kardeşlerim. Ümmetin bu halinde hilafetin farziyeti nedir? Hilafet ümmet Muhammed için farzdır. Hem de mutlak bir farzdır. Emirül mümininin emir müminini bulmak, seçmek, ona itaat biat etmek ve itaat etmek Müslümanların üzerine farz bir vazifedir. Bunu da hatırlatmış olalım. Cennete girmek için illaca bir tarikata girmek gerekiyor mu? Usul ve adabı nedir? Efendim cennet için illa da bir tarikata girmek gerekmiyor. Ama kamil ve mükemmel, alim ve fadıl, salih ve bir mürşidin irşadıyla terbiye olmak, onun tebliğ, davet ve irşadıyla eğitilmek, nur-i ilahiye, feyz ilahiye nail olmak cenneti bize kolaylaştıracaktır. Salihlerle beraber olan, salihlerle beraber haşr olunur. El <laughs> meru me'a mena habbe, kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Salihleri sevmek, kamil ve mükemmel bir müşri, öyle mürşitlik taslayanları değil. O manada da Allah'ım, Bizi sahte alimlerden, dal ve mudil olan alimlerden, sahte mürşitlerden, sahte mübellirlerden, sahte davetçilerden hidayet ve kudretinle, rahmetinle, muhafazayla senin razı olduğun hidayet istikamet ehli, alim, salih, mürşit kullarından din dünyakrette, istifade ve istifaze ettiriver ya Rabbi diye ilticada etmek elzemdir. Vaktimiz doluyor mu arkadaşlar? 2-3 dakikamız var. Evet, tavuk fabrikasında işe girmek istiyorum. Bayanım, kadın erkek karışık bir ortamda çalışıyor. Hocamın bu konuda görüşü nedir? Efendim aslında sorunuzun cevabı sorunuzun içinde. Hazreti Peygamber aleyhisselam buyurmuşlar ki, Müftü sana fetva verse de kalbine danış. Aslında siz kalbinize danışmışsınız. Sizin imanınız demiş ki kadın erkek iç içe olmaz demiş. Doğru fetvayı almışsınız. Bana sormaya hacet kalmamış. Evet. Vaktimiz dolduğu için çok daha uzatmak istemiyorum. Çok önemli bir soru onu da cevaplayayım. Bu hemen hemen her hafta geliyor. Benim çok muzdarip olduğum bir konu. Bir erkek imsakiye tanıtacağım. Onu istirham ediyorum. Bir iki kitap da var. Bir erkek baldızından abdesti bozulur mu? Kardeşim, aziz Müslümanlar, İslam dininde baldız yabancı hükmündedir. Ne demek? Yani akraba değildir anlamında değil. Akrabadır ama yabancı hükmündedir ondan abdest bozulur. Sizin hanımınız vefat ettiğinde siz baldızınızla evlenebilirsiniz. Enişte yabancı hükmündedir, yalvarıyorum, rica ediyorum. Hanımefendiler eniştelerinin yanında tesettürsüz bulunmasınlar. İhtiyaç harici de eniştelerinin yanında bulunmasınlar. İhtiyaç harici baldızların yanında bulunmasınlar. Baldızıyla tek başına yolculuk yapmasınlar. Baldız dinen yabancıdır kayın, enişte, baldız çok tehlikeli bir zemindir. Ölüm sebebidir. Manen ölür insan. Ondan sonra fitneler çıkar, gözler kayar, gönüller kayar, sapkınlıklar, taşkınlıklar, azgınlıklar olur. Bize ne haberler geliyor, neler soruyorlar bize, neler yaşanıyor. Allah'ın hudutlarına, emirlerine uyulmadığında ne fuhşiyatlar, ne ahlaksızlıklar zuhur ediyor. Lütfen baldız, enişte, kayın bunlara son derece dikkat edeceğiz. Tesettür şartına dikkat edeceğiz. İhtiyaç miktarı kadar beraber bulunacak. Harici helal değildir. Bazıları işte senin ablan onun nikahında olduğu müddetçe ondan abdestin bozulmaz. Ablan ölürse ondan sonra, bacın ölürse ondan sonra bu yalan, külli yalan. Enişte işin başından sonuna kadar yabancı hükmündedir. Bu kadar. Buna dikkat etmemiz elzem. Birkaç tane kitap tanıtacağım. İstirham ediyorum. Ünetmen abimizden. Ama önce bir şey dikkatlerinizi arz ediyorum. Biraz yakınlaştırmamız lazım. Bu bir imsakiye efendim. Bu elimdeki imsakiye. Bak küçücük bir imsakiye. Herkes cebinde taşıyabilir. Şimdi efendim geçen sene bir firma yani ben burayı reklam etmek için Kuveyt Türk hazırlamış. Onları tebrik ediyorum. Bittis için hazırlamıştı. Ee, onu reklam etmek için söylemiyorum. Yaptıkları doğru bir işten dolayı tebrik ediyorum. Bakın cep ebadında. Efendim şimdi piyasa imsakya dolu. Ayetler, hadisler, esmal husnalar yerlerde dolaşıyor. Vallahi bu doğru değildir. Billahi bu yanlıştır. Bu İslam'ın mukaddesatının sırtından reklam yapmaktan başka hiçbir şey değildir. Bakın işte bu da saatler bir imsak nedir? Bize imsak. Adam küçücük bir şey koymuş böyle tanıtmış kendini de. Arkasında da bunu şey yapmış. Ayet yok, hadis yok, Arapça yazılar yok. Adam düğün davetiye basıyor. Davetiye geliyor elimize. Bir açıyoruz bakıyoruz içinde ayetel kürsü var. Arapça yazıyor böyle. E abdestsizsen ben o anda sen bunun hesabını nasıl Allah verirsin? Yani abdestsiz Kur'an'a el sürülür derken illa da bir kitap halinde mi olacak? Hayır efendim. Şart değil bir kitap halinde olsun. O evdeki bir levha da ayettir. Ona da abdestsiz dokunamam. Küçücük bir şey olsa üzerinde Arapça ayet yazsa ona da abdestsiz dokunamam. Dikkat etmemiz lazım. Bunun. Efendim şimdi Kur'an-ı Kerim okumanın, okutmanın, Kur'an ilimlerinin faziletleriyle alakalı haftalarca, aylarca konuşsak yeridir. Şu kitabı tanıtayım sevgili yönetmenim. Elimdeki baskı 18. baskı. Kur'an-ı Kerim'in faziletleri ve okunma kaideleri. Profesör Doktor İsmail Karaçam Hoca Efendi. ehl Sünnet vel Cemaat bir alim, ehil bir alim, akademisyen bir alim. Kur'an-ı Kerim'in okumanın faziletleri, okumanın kaideleri bütün hocaefendilere, efendilere, hoca hanımlara, talebelere mutlaka ve mutlaka ilimle, Kur'an'la meşgul olan Müslümanlara elzem olan bir eser. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları arasından çıkmış bir yayın. Bir diğeri son derece mükemmel bir hazırlanma yazılmış. Deri kapak Kur'an-ı Kerim'in faziletleri ve okuma adabı. Bu da Oflu Mahmud Efendi İstanbul'da. Allah kendisine salih ömürler versin. Kendisi de cemaati de ehl Sünnet ve cemaat topluluk olduğu için muhabbetle selamlıyor dualarını istirham ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in faziletleri ve okuma adapları. böyle kardeşlerim çok güzel hazırlanmış. Kağıdı, baskısı, ayetler, mealler, onların izahları, tefsirleri, şerhleri böyle Arapça metinleriyle oldukça güzel hazırlanmış. Nereden temin edilir? Efendim Ahıska Yayınevi. Ahıska Yayınevi. 0216 0216 479 2011 Ahıska Yayın Evi. Buradan temin edilebilir. Çok harika bir eser. Her hoca efendinin, her hoca hanımın istifade etmesi, her talebenin elinin altında bulunmasının son derece yararlı olacağını söyleyeceğimiz bir eser. <laughs> bir de Bukhari Şerif'in meşhur şarihi Ali Yülkari Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında 40 hadis ve şerhi. Çok ehemmiyetli bir kitap. Yakınlaştıralım efendim. <laughs> Kur'an-ı Kerim'in fazileti hakkında 40 hadis. Tercüme ve tahkik şerh Doktor Durak Pusmaz Huzur Yayın evinden. Burada da hadisler tek tek verilmiş. Hadisin Arapçasının yani metni, meali açıklaması verilmiş. Gerekli izahlar fevkalade yapılmış bütün hoca efendilerin Kur'an'a hizmet eden bütün hoca efendilerin, hoca hanımların, talebelerin, imam hatiplerin, lahiyatçıların ziyadesiyle istifade edilebileceği kıymetli bir eser. Cenab-ı Hak rızasına uygun istifadeyle hepimizi rızıklandırsın. Sürçülisan ile affınıza sığınırız. Cenab-ı Hak yüzünü kıbleye dönen bütün ehli iman, ehli kıbleyi Kur'an'la Hz. Muhammed'le gönderdiği ve o razı olduğu hidayet, o razı olduğu dine, razı olduğu şekilde inanan, razı olduğu şekilde öğrenen, razı olduğu şekilde anlayan, razı olduğu şekilde tabi olan, razı olduğu şekilde hep beraber yaşayan, o ipe tutunan ittihat, tevhid, vahdet ve muhabbet ile büyük bir İslam cemaati olmaya müesser ve muvaffak eylesin aramızdaki nefsani, şeytani, şehevi, akla, ahlaka, ilme, irfana uygun olmayan, İslam'a uygun olmayan ihtilaflardan kurtarsın, razı olduğu ittifak ile ittifak etmeyi nasip bir müyesser eylesin. Allah'ım hepinizden razı olsun. Lütfedese Rabbimiz haftaya görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Thank mm -hmm. you.